Herkese ikinci günden merhaba. Kaldığım yat böyle bir yer. Ve üst katı var. Şu an bulunduğum kısım. Üst kat. Terası var. Terasa da çıkacağız. Aşağıda da. Bu riyad dediğim şey böyle bu kadar şekilde. Ortasında havuz bulunan. Fas'a özgü yer. Böyle kapıları var. Kapılar bu şekil, penceresi yine bu şekil, birazcık daha pasör özgü. İçeriği biraz dağıttım, o yüzden içeriği göstermeyeyim. Ama içerinde şu tarafta kapılarını en azından görebileceksiniz. Işıkları ne şekilde? Efendim bu şekilde. Bir yer. Kapılara tabii vurmamak lazım. Kolumu biraz çarptım. Fas'ta bizim saatimizden 2 saat ileriler. Yani ben Türkiye saatiyle 10'da uyandım. Ama 8'de, şu an 8 olduğu için işte 1 saat var sarayların açılmasına. Rahat rahat gezeceğim. Bu gece dönüyorum Türkiye'ye. Şimdi tekrar uçak, trenle Casablanca'ya döneceğim. Ama bugün gezeceğimiz yerler arasında nereler var? Çok güzel saraylar var. Ve en önemlisi de Cemaül Fena Meydanı var. Yani hep görmek istediğim bir meydandı. Marrakeş'in simgesi durumunda. Orayı göreceğiz. Ve Mojerella bahçelerinden bahsedeceğim size arkadaşlar. Gittiğimizde daha net açıklamalar yapacağım. Şimdilik bana afiyet olsun, kahvaltım gelecek. Kahvaltımı yaptıktan sonra saati 9 yapıp gezmeye başlıyorum. Arkadaşlar kaldığım Riyad burası. Girişi bu şekilde, 107 numara. Here we go. Ay. Çok iyi birisi Rıza'nın gerçekten. See you one day. See you one day. I hope. İnşallah. İnşallah. Böyle dar sokaklar arasında gece vakti geldim buraya. Buraya gece gelince tabii birazcık tedirgin olmadım dersem yalan söylemiş olurum. Ama aslında tedirgin olacak bir durum yok. Böyle ara sokakları var. Yani şuralarda gençler duruyor. Yani birazcık korkmadım dersem yalan söylemiş olurum. Marrakeş'te gezerken çok güzel yapılara rastlamanız mümkün. Şimdi Medine bölgesinin içinde geziyorum. Aslında telefona da bakmıyorum. Kendimi buralarda kaybediyorum. Herhangi bir tarafa geçiyorum. Günler bugün benim. Tabii biraz da acele etmem lazım. Casablanca'ya da döneceğim. Abi Marrakeş için Kızılşehir adını veriyorlar. Casablanca içinse beyaz şehir diyorlar. Marrakeş'in anlamı kızıl şehir oluyormuş. Baktığınız zaman binaların, duvarların rengi de hep kızıldan. Şu anda da güzel bir örneğini yaşıyoruz. Ben size çok güzel bir yere götürüyorum. Beklemede kalın. Daracık daracık sokaklardan, dükkanların arasından bu şekilde geçiyorum. Çok farklı şeyler satılıyor. Ama yani böyle daha küçük, böyle sıkışık, dar olması benim daha çok hoşuma gidiyor. Belki de çocuk Trabzon'da doğup büyümemden dolayı, küçük dar şeylere alışık olmamdan dolayıdır. Bilemiyorum. Nane kokusu geliyor ama Marrakeş'e gelince birazcık daha Afrika kültürünü hissettim. Şöyle çay bahçeleri var. Çay bahçeleri diyorum. Oturma, naneli çay içme yerleri var. Burası birazcık daha bana Afrika'yı, en azından Arap kültürünü anımsattı. İşte Kızılşehir demiştik. Görüyorsunuz
binaların da rengini. Ben şimdi Badi Sarayı'na doğru gidiyorum. Şimdi Badi Palas, Badi Sarayı'na geldim. Selamun aleyküm. Şükran cezire. Vahid insan ken diren. Sebin diren. 70 direnmiş, yanlışlık yok. Şimdi sarayın arka tarafından açılan hamam bölümüne geldim. Burada giriş için çeşit kapılar mevcut. Böyle bir saraydan dışarıya avluya adımımızı atalım. Evet. Şimdi şu gördüğünüz yapı, Google'a Marrakeş yazdığınızda Badi Sarayı olarak karşınıza çıkacak yapı. Birazdan karşıdan da size göstereceğim. Şimdi kamerayı sola doğru çevirdiğimde merdiven beni yordu biraz. Bahçelerin, mandalina bahçelerini görüyorsunuz. Ve ayrıyeten surların iç tarafını görüyorsunuz. Tabi surlarda delikler var. Eskimiş ve onlar güvercin içinde yapıldığını zannediyorum. Başka bir amacı daha olabilir. Çünkü güneş ters vuruyor. Ben biraz fotoğraf çekineyim. Düzgün açıdan tekrar devam edeceğim. Terasın bir kısmı sarayın içine bakıyor işte. Gördüğünüz bu muhteşem saray. Dediğim gibi portakal mandalina ağaçları güzel bir bahçe oluşturuyor. Ortada havuz. Havuz olmazsa olmazı bu. Fas kültüründe gerçekten. Dedim ya, Riyadların da ortasında var. Birazdan karşıya da geçeceğim. Bir de terasta arka tarafa döndüğünüzde sarayın dışına doğru bakıyor biliyorsunuz. Şurada Kutubiye Camii'nin minaresini görüyorsunuz. Bu minare her yerden görünebiliyor arkadaşlar. Yani her çoğu yerden görünebiliyor. Araştırmalarımda bana şey diyorlardı. Kaybolduysan Kutubiye Camii'sinin minaresine bak, yönünü bulursun. Buradan güzel bir manzara görüyoruz. Şu noktada geldiğim nokta, trafikten korktuğum nokta. Okey. Şimdi Badi Sarayı'ndan çıktım. Orada da Türkiye'den geldiğimi söyleyince güler yüzlü oldular, böyle birazcık daha sevdiler. Yani ülkemizin imajı gerçekten burada. İyi şeyi sordum. Yunus Medresesi'ni. Koronadan dolayı kapalı dediler. Oraya gitmek istiyordum ama şimdi yönümü çevirdim. Cemaül Fena. Gidelim. Karnımızı güzel bir doyuralım orada. Kutubiye Medresesi'ni görelim. Orayı da çok merak ediyorum. Şurada bir 50 dolar bozdurayım. Selamünaleyküm. Hemse 0 dolar. Kem dirhem? Tamam. Şimdi meydanın, Cemaül Fena meydanın etrafında bir sürü pazar var. Dükkanlar var, yeme içme, hediyelik eşya, herhangi bir aklınıza gelebilecek her şeyden var. Selamünaleyküm. Kem dirhem? Many. 80. Anlaşamadım. Böyle uzun bir şey almak istiyordum, böyle efil efil essin diye de 70'e indi. Ya şey duydum bir de, pazarlık yaparsanız yarı fiyatına kadar da indirirsiniz falan.
Uğraştık ama şey yapamadık ya. Bunlar da daha işte yeni yeni ortaya açılan yerler. Yani hani zabıta korkusu yok mu falan diye. Selamünaleyküm. Kem dirhem? Ha? Kem dirhem? 1.20 dirhem. Kaç? 1.20. Son be. Hemse 0 dirhem possible? Speak English? Yes. Ha? Yes. 120. 100. 120. 50 dirhem is possible? Şükran. 70 diyen var. 100 diyen var. Selamun aleyküm. Kem dirhem? Kaynak koyamıyoruz. Senin yukarı etme. Hemse 0 dirhem. Ha? Is possible 50 dirhem? 50 dirhem? How much piece of oil? 120. 120. Şükran. Çok. Giderken döndürdü, çağırdı. Can you speak English? How much piece? One. Vahit. Vahit. Okay, 80. 50. 70 no, brother? 60, okay. Si, durma gazel, brother, durma. Sitte, 0. Şu. Last price, 7-0, 70 lira. Last price. İsmüke? Ha? Muhammed. Muhammed, keyfe haluke? Elhamdülillah. You are my brother. Sitte, 0 dirhem. 70, last price. I was come him from Turkey. 7-0. Sitte, 0. Yes, it's a safer. Dur magazin. Ana can I get 100 piyes? 100 piyes. Brother. Bordeaux var. Red. Red. Medium. Medium. O çok kirlenir ya. Clean. Bordeaux. Red. Yes. Medium. No. Yetmişe anlaştım. 120 dediler. 100 dediler. 80-90 dediler. 50 dedim. Olmadı. 60 dedim. Olmadı. 70'e anlaştık. Evet arkadaşlar. Alışverişimizi yaptık. Pazarlığı göstermek istiyordum. Pazarlığı gösterdim. Şimdi kameramı omzuma aldım. Çaktırmadan çekiyorum. Meydana da gelmiş bulunuyorum. Cemal Fena Meydanı'na gelmiş bulunuyorum. Şimdi burası akşamları daha da kalabalıklaşan bir meydan. Araç trafiği de olduğunu görüyorum. Sol tarafta Kutubiye Camii. Sağ tarafta meydanın devamı. İlerleyeceğim şimdi. Burada Arapça, Fransızca ve İngilizce olmak üzere meydanın tanıtımını yapıyor. Kültür meydanı olduğunu söylüyorlar. Resmen şu anda Orta Doğu'yu hissediyorum ya. Yani Orta Doğu denilen bölge aslında her ne kadar buraya yakın olmasa da yani Afrika Arap kültürünü hissediyorum diye düzelsem sanırım daha doğru olacak. Ben burada salyangoz yiyeceğim arkadaşlar. Yani karnım biraz aç. Yemeği düşünüyorum. Şöyle fiyatlara biraz göz gezdirdim uzaktan yazılanlara da çok uygun fiyatlı yerler değil gibi görünüyor. Ama en azından burada çok da turist var. O da güzel. Kameramen. Selamünaleyküm. 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 Keyfe haluke? Keyfe haluke? Keyfe hali? Elhamdülillah. Elhamdülillah. Şükran cezire. Merhaba. Merhaba.
Merhaba. Ya şimdi üzerinde forma var. Türkiye bayrağı da var üzerinde. Oradan çok güzel şey, Türkiye'de görünce çağırıyorlar. Burada kına yapanlar var. Daha çok kadınlar için. Çok güzel çağırıyorlar arkadan. Yalnız ben size bahsettiğim yine kafeler var yukarıda, terastan görünebilecek. Ve çarşılar, çok fazla içeriye doğru çarşılar mevcut. Burası yine yerlerde satanlar. Beni yiyecekti az önce portakal suyu satıcıları. Beni yemeden kurtuldum. Anahtarlıklar 5 ve 10 dirhem arasında değişiyor. Fiyatı gördüm. Buradan devam ediyorum içeriye doğru. Bir gezi değil yaptığım da. Ama böylesi hoş ya. İşte bakırcılar. Lan çeşit çeşit şeyler geliyor ya. Şimdi bakırcılar falan görüyoruz. Yine deri işlemeleri, dericilik çok fazla yaygın. Böyle pasajın içinde pasajlar var. Farklı farklı yerler. Özetlemek gerekirse deri işlemeciliği, hediyelik eşyalar. Özellikle deve sembolünde anahtarlıklar, bakır işlemeciliği, çarşıda görebileceğiniz diğer şeylerden, eşyalardan. Büyük, çok büyük. Böyle bu taraftan gidelim. Çünkü elinde fotoğraf makinesi olan insanlar bu taraftan gidiyor. Derileri, ayakkabıları. Görüyorsunuz, boynum ağrımaya başladı biraz. Çarşıyı daha fazla uzatmayayım. Cemaül Fener Meydanı'na ulaşan çarşı, her taraftan meydana ulaşıyor bu yollar. After I will new open. İnşallah. Not yet. İnşallah. İsmuke. What? İsmuke. İsmuka. 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 Turkish. İsim. İsmi. Ente. Hakim. Abdul Hakim. Abdul Hakim. Merhaba. Şükran. Merhaba. From Turkish. Turkish. Merhaba. Merhaba. Ente. Abdul İla. Abdul İla. Ente. Mehdi. Mehdi. Şükran. Arif. 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 Merhaba. Ehlen. Şükran cezire. Çok güzel kanalı soruyor da inşallah. Daha şu an videoyu çektiğimde bir kanalım yok. Arkadaşlar. Bir kanal sahibi değilim. O yüzden kanal ismini vermedim. İnşallah açtıktan sonra soranlara tek tek cevap vereceğim. Solucan, salyangoz çorbası. Şükran. Arkadaşlar, salyangoz çorbası içeceğim sizin için. Yiyeceğim. Salyangoz. Çektin mi? Umarım çektin. Ziyaret kelimesi, ziyaret diyorlar o şekilde. Giriş için anahtar sözcüğüm ziyaret olacak. Güzel bir meydan var. Direkt zaten Cemaül Fener Meydanı'na bakıyor. Kutubiye Camii zaten çok büyük bir minaresi var. Kutubiye kitapçı anlamına geliyor. Benim araştırdığım bilgiye göre burası önceden kitapçıların olduğu bir yermiş, yıkılmış. Kitapçılar yıkılmasından dolayı buraya Kütübiye Camii koymuşlar adını. Burası da Palas Bahia. Tabii 10 dakika kaldığı için giremedik. Sağlık olsun. Başka zaman inşallah.
Şimdi geldiğim nokta Mojerella Jardin, yani Mojerella bahçeleri. Burası hikayesi şu şekilde. Mojerella adında bir Fransız farklı yerlerden bitkiler, ağaçlar, ağaç türlerinden topluyor ve buraya getiriyor. Bu adam öldükten sonra yerine başka bir kişi alıyor burayı ve onun adında bir bahçe oluşturuyor. Ve o da Marrakeş'te gerçekten güzel bir dinlenme, serinleme alanı haline gelmiş oluyor. Burada görevliler işte bunları kapı çekmiş. Buralarda tabii ayrıyeten ücret ödüyorsun. Ben ilk başta ödedim, kafam karıştı. 120 dirhem ödedim siviller için ama öğrenci kartımı gösterdim. İşte açık öğretimde okuyorum. Öğrenci kartımla birlikte 120 60'a indi. 60 lira. Daha kârdayım, bunun faydasını gördüm diyebilirim. Buranın da yine ortasında bir havuz. Etrafı palmiye ağaçlarıyla çevrili. Güzel bir yer. Giriş öğrenci için 60 dedik. Eğer faslıysanız, yani faslılar için 30 dirhem, öğrenciler için de 20 dirhem. Şimdi bu tarafa doğru geldiğimizde kaktüslerin boyutu daha da yükseliyor. Çeşitleri de artıyor. Burada şimdi kendime fotoğraf çekmeye. Keyfe zahabu ila berberi müzim. Pardon. Şükran. Burası berberi müzesiymiş arkadaşlar. Bulmuş olduk. Gerçekten güzel bir maviye boyanmış. Uyarı vardı tabii, böyle yazı yazmayın, ağaçları incitmeyin diye. Biz de uyarıya tabii ki kulak veriyoruz. Farklı türden ağaçlar. Güzel. Ferahladık. Serinledik. Benim için bu kadar yeterli. Sonuçta ağaçları görmüş olduk. Birkaç fotoğraf çekinip burayı da bitiriyorum. Görüşmek üzere. Şu anda Marrakeş garındayım. Casablanca'ya doğru devam ediyorum. Selamünaleyküm dostlar. Bitiriyoruz. Çok koştur koştur geldiğim için kapanış düzgün yapamadım. Herkesten özür dilerim. 2 günlük bir Casablanca ve Marrakeş turu oldu. Hızlı oldu benim için. Biraz pahalı geldi bana. Ama Avrupa'ya kıyaslamaya gerek yok. Oradan tabii ucuz. Güzel bir Fas turu oldu benim için. Ben gezerken keyif aldım. Umarım siz de izlerken keyif alırsınız. Casablanca 5. Muhammed Havalimanı'ndan herkese hayırlı akşamlar.